Trafik sıkışıklığına havalı çözüm. Yere temas etmeden havadan ulaşım sağlıyor. Düzce'nin Çilimli ilçesinde kurulan ve tamamen yerli malzemeden üretilen monorail görenleri şaşırtıyor. 2 kilometrelik bir alanda deneme amaçlı kurulan sistem hem ilk deneyenler hem de çocuklar için ilgi odağı. Hem etrafı seyrederek ve o konforu hem de göz zevkime stressiz ve sıkıntısız bir şekilde yolculuk yaptığıma kanaat getirdim. Böyle bir ulaşım aracıyla. 10 numara. Olsun ister misin? Valla Türkiye'nin her yerinde olsa iyi olur. Çok güzel. Yani her gün binmek isterim. Bir dakika aralıklarla yolcu taşıyabilen monorail sisteminin amacı trafik sorununa son vermek. Monorail sisteminin teknik özellikleri de oldukça dikkat çekici. Dünyada ilk ve tek servo motor bu araçlarda tahrik motor olarak kullanıldı. Yani kontrollü çok mümkün olan motorlar. Bu yüzden de herhangi bir sürücüye gereksinim duyulmuyor. Makiniste gerek duymadan. Bir diğer avantajı da bir dakika gibi sıklıklarla rahatlıkla çalışabilen bir sistem. Uzay çağının habercisi olarak görülen monorail sistem 1 liraya yolcu taşımayı vaat ediyor. Böyle hani insanlar sohbet ediyor havalarında gayet de güzel geçiyor mesela. Otobüs için. Şöyle. Mesela kalktık, gidiyoruz. Acil bir durum olduğu zaman yapacağımız tek şey buradaki acil duruş butonuna basmamız. Çok konforlu ve stresli sıkıntısı olmayan çok keyifli bir yolculuk yapıyor arkadaşlar, binen arkadaşlar. Vallahi ben şu anda hem etrafı seyrederek o konforu hem de göz zevkime stressiz ve sıkıntısız bir şekilde yolculuk yaptığıma kanaat getirdim. Böyle bir ulaşım aracıyla. Tabii böyle bir ulaşım aracını Türkiye'ye kazandırmak çok önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Çok büyük ve dünyaya ihtiyacı olan trafik sorununu çözmek için hocamla beraber yola çıktık ve bugün içinde bulunduğumuz bu sistemi geliştirerek herkese, her trafiğin sıkışık olduğu bölgelere bunu uygulamak istiyoruz. Beğendin mi? 10 numara. Olsun ister misin? Valla Türkiye'nin her yerinde olsa iyi olur. Çok güzel. Yani her gün binmek isterim. 10 yılı aşkın süredir de Türkiye'ye döndüm ve hep Türkiye'deki kent içi ve şehirler arası ulaşım sorununu raylı sistemlerle çözmek için çalışmalarımız başladı. Bir yıla yakın süredir de Düzce'de bu 3 adet vagonun ve platformların üretimine başladık ve 1-2 hafta önce de tamamlamış, testleri bitirmiş olduk. 3 hafta önce daha projemizi tamamladık ama şimdiden yurt içinde 3 tane Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelerimiz ve prensip anlaşmalarımız oldu. Dediğimiz kadar vagonu arda arda bağlayarak talebi karşılamaya çalışıyoruz. Dünyada ilk ve tek servo motor bu araçlarda tahrik motor olarak kullanıldı. Yani kontrollü çok mümkün olan motorlar. Bu yüzden de herhangi bir sürücüye gereksinim duyulmuyor. Makiniste gerek duymadan
Bir diğer avantajı da bir dakika gibi sıklıklarla rahatlıkla çalışabilen bir sistem. Yaptığımız hesaplamalara göre 20 kilometrelik bir mesafede bir yolcunun bize maliyeti 2 kuruş civarında. İşte bunu da halka yansıtarak 1 liranın üzerinde yolcu taşımak istemiyoruz. Mutlaka 1 lira ve altında yolcu taşıyacağız. İşletme giderleri çok düşük. Yakışır bize aydınlıklar. Sen de söyle bunu kendine. Düzelir bütün yanlışlıklar. Yürüyelim arkadaşlar. Bayrak bizde, sıra bizde.